Gerçekten çok hızlı gidiyor Pepe. Bebe dur, bekle bizi kardeşim. Beni yakalayamazsınız ki. Hadi bir yakalayalım şu bebeği. Hadi yakalayalım. Geliyoruz bebe, kaç. Ay bu bebe gerçekten çok hızlı. Evet, ben çok hızlıyım. Biz çok yavaşız. Bebe çok hızlı. Pepe yavaş. Ben çok yoruldum. Bebe hiç yorulmamış gibi görünüyor Bibi. Ben hiç yorulmadım. Sen nasıl yorulmadın bebe? Ben sabah çok güzel kahvaltımı yedim. Yumurta yedim, ceviz yedim, yoğurt yedim, zeytin yedim. Sen sadece ekmek kemirdin. Aa evet, ben kahvaltımı güzel yapmadım. Ben de bu sabah canım istemedi diye çok bir şey yemedim. O zaman böyle yoruluyorsunuz işte. Düşünsenize bütün gece karnımız aç kalıyor. Böyle benim gibi güçlü olmak için sabah karnımızı güzelce doyurmamız gerek. Bebe doğru söylüyor. Ben kahvaltımı güzel yaptığımda kendimi çok güçlü hissediyorum. Evet aslında ben de. Hadi bize gidelim. Annem bize yemek hazırlasın. Yiyip güçlenelim ha? Ben zaten güçlüyüm ama öğle yemeği vakti geldi. Öğle yemeği yerim. Olur, hadi gidelim. Hem senin evini ben hiç görmedim Bibi. Hadi gidelim o zaman. İşte geldik. Yaşasın. Annen nerede? İçeridedir, gelin hadi. Anne, biz geldik. Merhaba, hoş geldin bebe. Hoş geldin Pepe. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Anne, bizim karnımız acıktı da bize yemek verir misin? Tabii hayatım, ne hazırlayayım size? Siz çütte yapmayı biliyor musunuz? Hayır bebeciğim. Nedir çütte? Çütte çok sağlıklı bir çocuk yemeği. İnternette tarifi varmış. Ay, çütteyi çok merak ettim. İnternetten bakıp yapsan olur mu anne? Ha tamam. İnternetten tarifini bulup yaparım şimdi. Yaşasın, çütteye bayılırım. Ben de. Hazır oluncaya kadar biz bahçedeyiz anne. Tamam canım. Buradaki yol ne Bibi? Dergide binmek için babam yaptı. Çok güzelmiş. Tünel bile var. Ay, gerçekten hiç gücüm kalmadı benim. Benim de. Merhaba çocuklar. Merhaba Şuşu. Merhaba çocuğum. Merhaba Şuşu. Pepe, Bibi, ne oldu, hasta mısınız? Sabah kahvaltılarını yemedikleri için güçsüz kaldılar Şuşu. Çocuklar, günün ilk öğünü olan kahvaltı gerçekten çok önemlidir. Ya. Söz Şuşu, bir daha sabah kahvaltımızı yapacağız. Kıvalt, kıvalımı çoğaldık. Ben bisikletimle öyle hızlıydım ki Şuşu. Görmeliydin. Biz çok yavaştık. Evet, çok yavaştık. Bebe böyle hızlıydım. Pepe ve Bibi yavaştı. Bebe hızlı. Yavaş. Şimdi yemeğimizi yiyip biz de hızlanacağız bir kere. Bebe kadar hızlanamazsınız. Şuşu. Yemek hazır olana kadar biz de bir şarkı söyleyelim mi? Tamam, tabii söyleyelim Bibiciğim. Hadi şimdi hızlı koş, hadi şimdi yavaş koş. Hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş. Hadi şimdi hızlı zıpla, hadi şimdi yavaş zıpla. Hızlı yavaş. Yavaş, hızlı, yavaş, hızlı, yavaş. Hadi
şimdi yavaş zıpla. Hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş. Topu şimdi hızlı at, topu şimdi yavaş at. Hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı yavaş, hızlı. Çok güzeldi, çok. Ha Şuşu, Bibi'nin annesi bir de çütte yapıyor biliyor musun? Harika. Hadi artık hazır olsun, çok acıktım ya. Bibi, Pepe, Bebe, çütleriz hazır. Ha. Hadi alalım çütlerimizi. Ha? Teşekkür ederiz anne. Bakın bakalım olmuş mu? İnternetteki tarifin aynısını yaptım. Evet, harika. Bu çok da harika bir şeymiş Pepe. Evet, ben de çok seviyorum. Ben de salatalık da yiyeceğim. Çok güzel oluyor. Oh, benimki bitti bile. Ayranımı da içeyim. Oh, benimki de bitti. Ben de ayranımı içtim. Şimdi kendimi 10 kaplan gücünde hissediyorum. Bebe sen? Ben yavaş yavaş yemeği seviyorum. Tamam. Hadi gel Pepe. Geliyorum Bibi. Gel seni bir gezdireyim önce. Çok güzelmiş. Evet, bak şimdi tünele giriyoruz. Burası biraz karanlık. Evet, biraz karanlık. O yüzden burada biraz yavaş gitmemiz gerekiyor. Tamam. Tünelde yavaşlıyoruz çünkü karanlık. Evet, bak çıkıyoruz. Şimdi hızlanabiliriz. Güçlü itmen lazım Pepe. Burası yokuş yukarı ya. Çıkmak için daha güçlü itmelisin. Tamam. Yemeğimi yedim ya, çok güçlüyüm. Abi ne yapıyorsun? Oradan biraz uzanıp öyle çıkacağım. Başardım. Harikasın Pepe. Şimdi yokuş aşağı çok kolay ineceğiz. Bak böyle kaydırak gibi. Bebe çok hızlandı. Bibi geçiyor. Dur Pepe dur. Ne oldu Bibi? Işıkları görmüyor musun? Işık mı? Bunlar mı? Evet Pepe. Ne olmuş ki ışığa? Kırmızı yanıyor. Evet yanıyor. Kırmızı ışık durda beklemişti ya baba. Kırmızı ışık da durulur. Evet doğru. Kırmızı ışık da durulur. O yüzden Bibi bana dur dedi. Evet ya. Ben geçeyim diye size kırmızı yanıyor. Yani ışıklar. Durun ki buradan geçecek olanlar geçsinler diyor. Yeşil yanınca önce kim gelecek oyunu oynayalım mı? Tamam. Ve yeşil yandı. Pepe uçarak ilerledi. Bibi de hemen peşinde. Şimdi yetişeceğim sana. Nerede yavaşlıyoruz unutma. Tamam. Şimdi uzanabiliriz. Yokuşu da çıkıyoruz. Ve yokuş iniyoruz. Ve ışıklara gelmek üzereyiz. Geldik. Kim önce geldi? Kim? Ben geldim. Dün bebe ben geldim. Tabii ki ben geldim işte. Ben yendim dün bebe. Nasıl yani? Pepe gelmedi dedin. Ben de gelmediysem kim önce geldi ki? İkimiz beraber geldik. Akıllı. Yaşasın. Aynen de gelmişiz ışıklar. Aynen de. Leli ne yapıyorsun sen deminden beri? Spor yapıyorum Niko.
2, 3. Çok eğlenceli görünüyor. Hadi sen de yap. Bak böyle yapıyorsun. 1, 2, 3, 4, 5. Aa, arkadaşlar merhaba. Aa, hoş geldiniz arkadaşlar. Hadi siz de bizimle ayağa kalkıp hareket edin. Evet, öyle oturmak yok. Hadi hoş geldin dansımıza, hep beraber yapalım. Hadi kalkın ayağa. Ben de çok merak ediyorum. Ya siz arkadaşlar? Siz de bugün ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz? Evet. O zaman kılavuzu uyandırmanın zamanı gelmiş demektir. Hadi kılavuzu hep beraber uyandıralım. Hadi. Yüksek sesle. 1, 2, 3. Hadi kılavuzu. Ya siz arkadaşlar? Biz de seviyoruz. Aa, ne güzel. Beni kim uyandırdı biliyor musunuz? Biz uyandırdık. Aa, öyle mi? Ne söyleyeceksiniz? Çok merak ettim. Evet kılavuz, ne oynayacağız bugün? Merhaba Leli, merhaba Liko. Merhaba kılavuz. Demek ne oynayacağımızı merak ediyorsunuz öyle mi? Evet. Peki hadi. O zaman hep birlikte oynayacağız. Güzel bir oyun bulalım bakalım. Yaşasın. Yaşasın. Oyun seçimi başlıyor. Ve işte bugünkü oyunumuz. Nedir bu kılavuz? Duyduğunu bul oyunu. Duyduğunu bul oyunu mu? Evet. Hemen anlatıyorum. İyi dinleyin. Dinliyoruz. Dinliyoruz. İlk önce Liko, sen Leli'nin gözlerini bağlayacaksın. Ya gözümü mü bağlayacaksınız? Merak etme, ben seni tutarım. Önümüze çıkan nesneleri görmemen gerekiyor Leli. Peki tamam. Liko, sen bu üç nesneden birini seçip Leli'ye sesini dinleteceksin. Leli de o sesi neyin çıkardığını bulacak. Aha, harika. Bir sonraki kapıdaysa Leli senin gözlerini bağlayacak Liko. Ve karşınıza çıkan üç şeyden birinin sesini dinletecek. Sen de onu bilmeye çalışacaksın. Tamam. Arkadaşlar siz de bana yardımcı olacaksınız değil mi? Aa, bana da yardım edeceksin. Hepsi tanıdığınız sesler. Ben bulacağınıza eminim. Sonra ne yapacağız kılavuz? Son olarak karşınıza çıkan üç şeyden birinin sesini de ikiniz birlikte bileceksiniz. Harika bir oyunmuş bu kılavuz. Hazırsanız başlayalım. Aha, yaşasın. Çok heyecanlıyım. Peki o zaman. Liko? Hazırım. Leli? Hazırım. Peki ya siz? Hazırım. Harika. Öyleyse labirente gidiyoruz. Buralarda bir yerde olmalılar. Evet Liko, çok yaklaştınız. Dur ve Leli'nin gözlerini bağla. Şimdi Leli'nin elinden tut ve yürümesine yardım et Liko. Aa! Şimdi sağa dönün. Ay, hiçbir şey göremiyorum Liko.
Elimi sakın bırakma. Merak etme Lili, geldik zaten. İşte buradalar. İstediğimi seçebilirim değil mi Kılavuz? Evet Liko. İstediğini seçebilir ve sesini Lali'ye dinletebilirsin. Tamam mı o zaman? Ay anne! Hadi bakalım bil Lili. Bu neyin sesi? Ay çok korktum Liko. Arkadaşlar bu bir davul mu? Evet öyle. Doğru tahmin etmişsin. Bu bir davul Liko. Bu bir davul. Liko! He? Koş koş. Dur Leli. Çok yaklaştınız. Şimdi sen Liko'nun gözlerini bağla. Tamam Kılavuz. Hadi bakalım seç birini ve üzerindeki düğmeye basarak Liko'ya dinlet. Tamam. Hangisini seçsem acaba? Ay. Lili acele et hadi, zamanımız azalıyor. Liko haklı. Kum saati işliyor Lili. Tamam tamam. Bunu bilmeyecek ne var? Köpek. Bu bir köpek. Harikasın Liko. Hadi koş. Bir sonrakini birlikte bulacağız. Kum saati işliyor. Koş Lili koş. Şimdi birbirinizin gözlerini bağlayın. Ve son geçide girin. Önüne baksana Liko. Gözlerini bağlayken nasıl bakayım Lili? Hay Allah, nasıl bulacağız böyle önümüzü? Gel bu tarafa gideceğiz Lili. Hayır Liko, gel bu tarafa gideceğiz. Hayır Lili, bu tarafa. Bu tarafa Liko. Hayır bu tarafa. Ay. Arkadaşlar yardım eder misiniz? Lili'nin tarafına mı? Benim tarafıma mı dönmeliyiz? Lili'nin tarafına. Gel Liko. Buyurun. Şimdi Lili, önce sen gözlerini açmadan birini seç. Tamam. Sanırım bunun ne olduğunu biliyorum. Bu ne be? Bil bakalım bu ne? Çok tanıdık ama. Hadi Liko, o zaman bitiyor. Tamam buldum. Çok emin değilim ama galiba bir düdük. Bildik mi bildik mi? Hadi Liko, şimdi sıra sende. Tamam tamam. Ben bunu tanıyorum. Çok tanıdık gel bu ses ama bu ne acaba? 14, 13, hadi Lili. 12, dur şimdi 12, birden bulamadım. 10, ay. 9, hadi Lili, 8, senin çok iyi bildiğin bir şey bu. 7, hani şekil açtığım oyununa çalışıyordun ya, anımsasana. Ay neydi ya? 6, Lili çabuk 5, çabuk. Hadi Lili. Ay Allah, tam ne olduğunu buldum da adı aklıma gelmiyor bir türlü. Ay. 4, of Lili, düşün hadi düşün. 3, dilimin ucunda. Hani kafama takmıştım bir oyunda. 2, ay. Doğru. Tamam buldum. Sef. Sef. Buldum. Bulduk. Kutlarım arkadaşlar. Bulduk. Başardık. Sizinle oynamak olağanüstüydü. Çok eğlendik. Siz de eğlendiniz mi arkadaşlar? Evet. O zaman bir sonraki oyunumuzda gene gelin, olur mu? Olur. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Sen kalbim işte kesilirsin.
Merhaba kara karga. Merhaba cücüğük. Nereye böyle? Somuncu babanın buğday tarlasına. Ne yapacaksın tarlada? Biraz dolaşmak istiyorum. Karnım acıktı. Biraz buğday yiyeceğim. Hoşça kal cücüğük. Güle güle kara karga. Merhaba cücüğük. Merhaba pisi. Somuncu babanın tarlasına gitmeliyim. Senin de mi karnın aç yoksa? Hayır cücüğüm. Kara kargaya bir şaka yapacağım. Merhaba cücüğüm. Neden geldin buraya? Karnım aç. Buğday yiyeceğim. Annenizin adı mı? Senden izin mi almam gerekiyor? Sen benim kim olduğunu biliyor musun? Kim olduğunu... hayır, bilmiyorum. Benim adım Korkulu. Benim görevim tarlaya buğday yemek için girmek isteyenleri korkutup kaçırmak. Korkuluk mu? Ay, kaçırmak mı? Ay, nasıl yani? Ya. Şimdi anladın mı kim olduğunu? Evet, Korkuluk kardeş. Ben zaten hiç aç değilim. Gidiyorum, hoşça kal. Görüşürüz, güle güle. Kara kargayı da nasıl korkuttum. Hoş geldin kara karga. Ay, hiç hoş gelmedim cücüğüm. Ne oldu? Aç kaldım, ne olacak? Önüne baksana Pan. Bakamam, acelem var. Nereye böyle acele Pan? Merhaba Cücü. Somuncu baba tarladaymış. Benim hemen onun yanına gitmem lazım. Sakın gitme sakın. Neden? Orada şey var yani. Ne var? Korkuluk var. Ay. Korkuluk mu? O da ne? Tarladaki buğdayların, ekinlerin korunması için tarlaya konulur ya Pan. İyi de ben bir şey yemek için gitmiyorum ki. Peki ne için gidiyorsun? Somuncu babanın torunu bir türlü uyumamış. Ben gidip ona saz çalıp ninni söyleyeceğim. Saz mı? Saz da neyin nesi? Saz elimdeki çalgının ismi kara karga. Bak, bağlama da denir. Ağaçtan yapılır. Tellerinden böyle ses çıkar. Ya! Hadi hemen sazı hayatıma hoş geldin fotoğrafı çekelim Pan. Saz! Hayatıma hoş geldin saz! Hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Dur gitme! Yine ne oldu kara karga? Benim karnım çok aç da ben de buğday yemek istiyorum Pan. Benimle gelmek ve somuncu babadan buğday almak mı istiyorsun? Evet ama... Korkuyorum korkuluktan. Tamam korkma, gel benimle. Tamam. İkisini birden korkutacağım. Gördün mü? Ne kadar kocaman. Haklıymışsın kara karga. Korkuluk siz misiniz? Evet benim. Sen kimsin? Nereden geldin? Somuncu babanın. Somuncu babamın. Evet. Somuncu babanın torununa saz çalıp ninni söyleyecek o. Ve buğday falan almayacağız yani. Bak bu hoşuma gitti. Benim sevdiğim türküyü çalmazsan buradan geçemezsiniz. Tabii çalarız. Sen neyi seviyorsun onu söyle. Çalarız değil mi Pan? Umarım. Kendi aranızda konuşmayın. Tamam, hangi türküyü istersiniz? Bana Burçak Tarlası'nın türküsünü çalmanızı istiyorum. Bye.
Çok güzel söylediniz. Sağ ol korkuluk. Beğendiğiniz sevindik doğrusu. Şimdi gidebilir miyiz? Hayır. Şimdi de bu tarlada gördüğünüz tüm buğdayı tek tek saymanızı istiyorum. Ne? Ama şey korkuluk, bütün buğdayları nasıl sayabiliriz ki? Evet, bu sence de imkansız değil mi korkuluk? Hayır. Hemen saymaya başlayın. Tamam peki saydıktan sonra gitmemize izin verecek misin? Gidebilirsiniz Safiyeci. Bizi şaşırtı yaptım. Şaşırtı derken anlayamadım, korkuluğun arkasında ne yapıyordun bizi? Ah kara karga, sen anlamadın galiba. Neyi anlamadım ki? Kara karga ben korkuluğum. Ha? Ay nasıl yani? Korkulukla nasıl aynı sesi çıkarabiliyorsun bizi? Aşk olsun kara kargaş. Korkuluk konuşmuyordu. Onu ben konuşturuyordum. Bizi kandırdım yani. Demek bizi korkuttun sen. Evet. Korkuttun beni bizi. Beni de çok korkuttun. Aşk olsun çocuklar. Korkuluk hiç konuşur mu? Konuşmaz tabii. Kim diyor konuşamazmışım? Bugün kara karga hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Piyanoya mı? Kemana mı? Saza mı? Doğru, saza. Harikasınız. Hadi şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın, kendinize harika bir saz çizin.